Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar simetrik model uygulamalı etek. Simetrik model uygulama dediğimiz zaman arkadaşlar hemen aklınıza ne gelmiş olsun? Buradaki uygulamamız gelsin. Bakın, simetrik noktasındaki mantık şu: bir tarafın diğer tarafa tam eşit olması. Yani ön ortayı böyle tuttuğumuz zaman şu bölgenin şuradaki çarpı koyduğum bölgenin diğer tarafta da aynı olması. Dikkat edin, ikisi de ne yapıyor? Aynı. Onun için simetrik diyoruz. Asimetrik olsaydı, burası diğer tarafta da farklı olsaydı asimetrik olarak görebilecektik. Arkadaşlar burada neyimiz var? Burada şöyle bir özelliğimiz var. Hemen göstermiş olayım. Korsajımız var. Şu taralı bölgemiz korsajımızın olduğu bölge arkadaşlar. Arkadaşlar burada kemer kısmımız var. Kemerimiz var. Burada da arkadaşlar alt etek dediğimiz uygulama var. Burada arkadaşlar plakaşemiz var. Yani birbirlerine bakan pilelerimiz var. Çift taraflı pile dediğimiz pilemiz var arkadaşlar. Bu ön ortanın çift taraflı olarak ayarlanması. Bunu belirtmiş olalım. Şimdi bu şekildeyken arkadaşlar ayarlamamıza bakalım. Biz bir baz kalıbımızı, bakın unutmayın bunu, temel etek baz kalıbımızı alıyoruz. Temel etek baz kalıbımızda yaptığımız uygulama şu arkadaşlar. Bir defa korsaj bölümü ayarlamak için yan dikiş hattımızdan 10 cm aşağı doğru iniyoruz. İşaretlemesini yapıyoruz. Ve buradaki uygulama olarak şuraya dikkat edin. Ve sonra da 15 cm'lik şu bölgeden ön ortadan aşağı doğru iniyoruz. Ve iki noktadan eğriyle burayı ne yapıyoruz? Seçiyoruz ve seçtikten sonra bu korsaj kısmımızı dışarı alıyoruz. Aynı şuradaki olduğu gibi. Şöyle düşünün. Şurası gibi düşünün. Ve bu şekildeyken arkadaşlar ve sonra bizim buradaki kısmı kesip aldıktan sonra alt tarafta neyimiz kalıyor arkadaşlar? Ön alt etek dediğimiz uygulamamız kalıyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyor? Şu ön ortadan arkadaşlar şurada göstermiş olduğum gibi bakın aşağıya doğru bu korsaj kısmımızdı. Burası da alt etekti. Şu 4-8 santim yani alt tarafta 4 bir tarafı yani altta kalacak olan kısmın şurasını göstereyim. Şu taralı bölge arkadaşlar 4 santim. 4 santim de burası olduğu zaman kaç oluyor? 8 santim yani toplamı buranın 8 santim oluyor. Zaten burada da ne yapmış? Göstermiş arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde yapılışı var ve bunu dediğim gibi aynen asimetrik model uygulamada olduğu gibi bunu da simetrik model uygulama olarak göstermiş olacağız. Şimdi bunun takibini yapmakta yarar var. Şimdi arkadaşlar bir defa temel etek ön kalıbımızı alıyoruz. Burada bir şey dikkatinizi çeksin. Temel eteği zaten göstermiştik. Ve şurada da arkadaşlar şu alt tarafta etek uzunluğu ne yapılması arkadaşlar? Genişletme uygulaması var. Nokta, nokta değiştir, noktayı yatay taşı diyoruz. Bakın noktayı seçtim. Eğer okey dedikten sonra istediğim gibi noktayı ne yapabiliyorum? Ayarlayabiliyorum. Burayı arkadaşlar biz hatırlarsınız da 1,5 santim bu tarafa doğru almıştık. Onun için tekrar ben bunu bir daha yapmak durumunda kalmamak için bunu ne yaptım? Direkt olarak buraya aldım. Uygulamaya koydum. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız uygulamaya gelelim. Ne göstermişti bize buradan? 10 santim buradan alıyorduk. 15 santim de ön ortadan alıyorduk. Şimdi geldim. Çizgi yarat, iki noktadan eğriyi alıyorum. Bak yan dikiş hattına yapışıyorum. Mouse'un her iki tuşuna bastığım zaman burasına kaç santim demişti? 10 santim. Ön ortaya kaç santim demişti arkadaşlar? Bakalım mı isterseniz buna? Kaç santim demişti? 15 santim. Bakın burası 15 santimmiş. O zaman geldim. Bakın yön tuşlarına dikkat ediyorum. 15 santimde buraya yazdım mı? Yazdım. Ve sonra da hafif bir eğriyle, dikkat edin burada da aynı şekilde göreceksiniz. Şöyle biraz daha büyüterek göstereyim. Bakın hafif bir eğriyle aldığını göreceksiniz. Biz de o hafif bir eğriyi oluşturmuş olalım. Sonra arkadaşlar bu korsajı ana kalıbımızdan yani önden ayırmamız gerekiyor. Şuraya ayrı almamız lazım. Parça böl, parçayı çizgide böl diyorum. Bakın tıklıyorum. Okey. Okey, okey dediğim zaman bakın bunlar birbirlerinden ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Bu bizim neyimizdi? Korsajımız. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Alt etek dediğimiz uygulamamız. Şimdi ilk etapta bunları yaptık. Sonra şunları bakın. Kumaş katlarını bir açayım görün. Parça, kumaş katı yap. Şuna basılı olmadığı zaman diğer tarafa doğru açıldıklarını göreceksiniz. Bakın ne yapıldı? Bunlar kumaş katlarımızı açınca da
bu korsajımız. Bunu artık bizim bir şeyimiz yoktur. Bunu isterseniz kaydedip yukarıya alabilirsiniz. Şimdi buradaki uygulamayı göstermiş olalım arkadaşlar. Bir defa bunu yaparken şu alt kısmımızda, ön ortamızda burada şu çizgileri birleştirmemiz gerekiyor. Bakın bu çizgiler ayrı ayrı. O zaman çizgi değiştir ne diyoruz? Birleştir bakın. Çizgimizi seçtim. OK'ye bastığım zaman birleştirme. Seçtim. OK'ye bastığım zaman birleştirme. Seçtim. OK'ye bastığım zaman birleştirme. Seçtim. OK'ye bastığım zaman birleşti mi? Birleşti. Bunları mutlaka bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Birleştirmemiz lazım arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Hangi uygulamayı yaptığımızı bir göstermiş olalım size. Bu hale getirdik ve şunları birbirlerinden kesip aldık. Şimdi şu korsajımızı da bu şekilde aldık. Neyimiz kaldı? Şu pile kısmımız kaldı. Bakın arkadaşlar ön ortamızın uygulaması burada. Biz bunu parça, pileler, çift yöne pile diyorum. Bakın çift yöne pile yapmak için pile çizgisini seçin. Hangisi bu pile çizgisi? Şurası. Diyor ki alt katın yarısını girin. Alt katın yarısı hangisiydi? Şurası 8 ise şurası 4 santim dememiş miydik? Bakın şuradaki uygulamayı şey yapalım. Şurası şu. Şu 4 santim değil mi şurası? Şu 4 santimlik olan şu bölüme arkadaşlar 4 santim de burası değil mi? Evet 4 santim de burası. İşte bu şekildeyken arkadaşlar ne yapıyoruz? Geldim alt katın yarısı kaçtı? 4. OK'ye bastım. Pile sayısı kaçtı? 1. OK'ye bastığım zaman diyor ki taşınacak bir iç şekil var mı? Yok. OK dediğim zaman hemen açtı mı burada pilelerimizi? Açtı. Arkadaşlar dikkat edin. Şuradaki uygulamanın aynısı burada da mevcut olarak var mı? Var. Burası buraya katlanacak. Burası da buraya katlandığı zaman aynen şu şekli verecek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradaki katlama kısmına o noktaya göre ne yapacaksınız arkadaşlar? Pile kısmınızın ayarlama kısmını mutlaka iyi şekilde göstermekte yarar var. Şimdi biz burada yapmamız gereken uygulamayı da gösteriyorum. Demek korsajı yaptık. Alt eteğimizi yaptık ve arka bedenimizi de getiriyorum. Onlara dikiş paylarımızı vereceğiz. Arkadaşlar birer santim dikiş paylarımız var. Alt etekte 3 santim dikiş payımız var. Arka bedende arka ortada 2 santim. Etek uzunluğu 3 santim. Diğer zaman şeylerde birer santim. Ve arkadaşlar burada kemerimize bakıyorum. Kemerimiz arkadaşlar 2,5 dil pay varmış. Toplam belimiz kaçtı? 76. 2,5 da eklediğiniz zaman 78,5 oluyor belimiz. 3 santimde dikiş payımız var. 1,5 arkadaşlar santimde neyimiz var? Tela kullanacağımıza göre yani kemerin şeyin o kırım kalıbı haricindeki diğer kemerimizde 1,5 santimde ne var? Dikiş payı ona veriyoruz. Şimdi onları da yaptıktan sonra işlemimize ne yapalım? Tamamlamış olalım arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Arka bölümümüzde getirdikten sonra arka cimize şimdi dikiş paylarını vereceğim. Parça dikiş miktarı gir diyorum bakın. Tıklıyorum korsaj alt etek ve arkadaşlar arka bedenimize ayarlıyorum. Arka eteğimizi aldım. Okey dedim. Birer santim ilk başta değer verdim bakın. Ama bizim arkadaşlar neyimiz vardı? Etek uçlarımızda kaçtı? 3 santimde. 3 santim verdim. Ve arkadaşlar arka temel eteğimizin arka bedenimizde ne vardı arkadaşlar? Burada fermuar ve diğer şeyleri kullanacağımız için arkadaşlar 2 santimde oraya vermiş olduğumu verdim. Ve şimdi sonra da parça, dikiş, ekle çıkart diyerek dikişlerimi de ne yaptım? İçeri aldım mı? Aldım arkadaşlar. Şimdi buna ne vardı? Arkadaşlar burada kemerimiz var. Kemerimizi de yapmış olalım. Parça yarat. Dikdörtgen yap diyerek. Arkadaşlar belimiz kaçtı arkadaşlar? 76 idi. 2,5 santimde dil payımız var. Toplam kaç olur arkadaşlar? 78,5. 78,5. Ve arkadaşlar eteğimizin kemerinin eni kaçtı? 3 santim. Bakın 3 santimde bunu ayarladık. Buna ne diyorum? Kemer diyorum. Ve
Bakın kemerimiz de oldu mu? Oldu. Ama kemerimizin dil payını göstermemiz lazım arkadaşlar. Dil payına da şuradan dikkat etmenizi isteyeceğim. Parça şey çizgi, çizgi yarat, paralel kopyala diyerek bakın. 2,5 santim iteri alıyorum. Dil kısmımızı da gösterelim ki hani tam olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar bu kırım kalıbımız. Bunun arkadaşlar bir tane daha kopyalıyorum bundan. Parça parça yarat, kopyala diyerek bakın. Aldım. Direkt olarak buradaki uygulama kısmı olarak parça parça yarat, kopyala dediğim zaman bakın bir tane daha alıyorum bu yanına. Buna dikiş payı vereceğim arkadaşlar. Neresine dikiş payı vereceğim? Çünkü şu kısımda arkadaşlar kumaş katı yapıp, çünkü bu katlanacak, 1,5 santimde dikiş payı verilmesi lazım. İlk başta ne diyorum? Kumaş katı yap. Neresine kumaş katı yapsın? Buradan yapsın diyelim. Bakın tıkladım. Kumaş katı yap dediğim zaman ne yaptı? Açtı mı? Açtı. İsterseniz ise bakın kumaş katını katla deseydim katlamış olacaktı. Şimdi gelelim buna dikiş payı verelim. Parça dikiş, dikiş miktarı gir diyorum. Bakın tıkladım. Bir daha tekrar seçiyorum. Parça dikiş, dikiş miktarı gir. Tıkladım. Tıkladım çizgileri noktasındaki ayarlamalarını. Okey dedim. 1,5 santimde ne verdim? Dikiş payı buna verdim mi? Verdim. Bunun da dikişlerini içeri alıyorum. Dikiş ekle çıkart diyerek dikişlerimizi ne yaptık? İçeri aldık mı? Aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir eteğimizdeki yani simetrik model uygulamalı etek dediğimiz eteğimizde temel eteğimizin bazlarından bir tane ön bir tane de arka kopyalıyoruz, alıyoruz. Sonra aldıktan sonra arkadaşlar aldığımız model uygulamasında korsajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Korsajımızı 10 santim yan dikiş hattından 15 santim ön ortadan alıyoruz. Ve etek uçlarını 1,5 santim dışarı doğru alıyoruz. Sonra arkadaşlar bu korsaj kısmını kesip dışarı aldıktan sonra direkt olarak ön ortaya arkadaşlar direkt o çift taraflı pile dediğimiz pilemiz yani pile kaşe dediğimiz kısmı uygulamış oluyoruz. Alt katın yarısı kaçmış? 4 yani toplamı 8'miş altta olan kısım. Onu istiyor zaten onu veriyoruz. Ve ondan sonra da dikiş paylarımızı verip kemerimizi de yapıp işlemimizi ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar simetrik model uygulamalı eteğimizin son hali de gördüğünüz gibidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınız da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın. Dersimizde simetrik model uygulamalı etek çalışacağız. Modelimiz telsiz, kemere düz, temel etek kemeri formunda düz kemerimiz var. Ön ortasında pili kaşe var. A pili de dediğimiz karşılıklı birbirine bakan pili sistemine pili kaşe diyoruz. Bu pileden çalışılmış. Arkası yine düz. Temel etek kalıbımızın üzerine bu uygulamayı yapacağız. Ön kalıbımızı şu şekilde çalışıyoruz. Yandan 10 santim, diğer yandan da 10 santim, ön ortadan 15 santim alarak korsajımızı hafif kabisli çiziyoruz. Tam ön ortamıza da
Pili hattımızı çiziyoruz. Basamızı bu şekilde uyguladıktan sonra 1,5 santim yanlardan açıyoruz. Bu ortaya pili kaşı kayımızı vereceğiz. Arka kalıbımız düz demiştik. Sadece etek ucunu basenden etek ucuna kadar 1,5 santimlik genişletme vererek çalışacağız. Şimdi bu kalıbımızın plajda uygulamasına geçelim. Simetrik model olduğu için ön kalıbı tek kat olarak kopyaladım. Hemen modeli uygulayacağım. 10 santim yandan işaret alıyorum. 15 santim de ortadan işaret aldım. 15 santim. 1,5 santim etek ucumu genişletiyorum. Basenden etek ucunu genişletmemi ayarlıyorum. Bu çizgimi önce düz bir çizgi çizeceğim. Daha sonra kayısını vereceğim bu saçımı. Bir miktar kat açı yapıyorduk, en az bir santim kadar. Önce bunu uyguluyorum. Daha sonra kavisimi vereceğim. Şu şekilde de korsajımın kavisini ayarladım. Şartlarımı tekrar belirginleştiriyorum. Ön kalıbım hazır. Ön orta ya da kopya alımı esnasında pile uygulamamı yapacağım. Şimdi arka kalıba geçiyorum. Arka kalıpta dedik ki sadece etek ucunu 1,5 santim açıyoruz. Basen çıtına kadar burayı çiziyorum. Bu kadarlık bir uygulama yaptık. Arka kalıbımızın hemen dikiş payını verelim. Arka ortaya yine fermuar çalışması için 2 cm boydan boya dikiş payımı veriyorum. Etek ucunun dikiş payını 3 santim kullanıyorum. Yana 1 santim. Santimden fazla olan yerlere çıtım atıyorum. Fermuar çıtımı atıyorum 18 santime. Etek ucunun dikiş payına çıtım atıyorum. Basen çıtımı atıyorum. Frekanslarımın çıtlarını. Arka çarpı 2 diyorum. Beden 38. Model asimetrik etek diyorum. Şimdi ön kalıbımızın kopyasını alacağız.
Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz Dünya Grafik Eğitim Merkezi'ne. Dünya Grafik Eğitim Merkezi olarak yılların birikimini, emeğini, derslerimizi sizinle paylaşmaya karar verdik. Ücretsiz olarak. Ve bunu yaparken de tek amacımız, gayemizin bir tanesi Allah rızası için siz değerli dostlarımızın bir hayır duasını umarak bu hizmeti sizinle paylaşmaya karar verdik. Bu emekte şimdiye kadar kimlerin emekleri varsa, gayretleri varsa, destekleri varsa hepsi adına aileme, sevdiklerime, bütün çevreme sizden hayır dua istiyorum. Biliyorsunuz ölümlü bir dünya. Bu dünya içerisinde bir hosseda bırakabilmek umuduyla böyle bir çalışma yapıp siz değerli dostlarımla paylaşmış bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımdan tabii bir de başka bir isteklerim daha var. Onları da hemen belirteyim. Bir tanesi bu ders videomuzu mümkünse sizin kendi sosyal medyanızdan, Facebook'tan, Twitter'dan veya Instagram'dan neyse bütün kendi internet sitenizde varsa oralardan yayınlayarak ve bu şekilde birçok dostumuza, arkadaşımıza da bu eğitimin ulaşmasına yardımcı olmak, bu hayra size katılmanızı diliyorum ve istiyorum. Bir başkası da biliyorsunuz insanlar motivasyonla yaşarlar. Tabii eğer mümkün olursa alt tarafta beğenme tuşunuza tıklayarsanız da bizim de bu noktalarda verdiğimiz emeğin karşılığını bulduğunu görmemiz bizi sevindirecektir. Bunu da sizden bir istirham ediyorum. Bir de abone olma. Abone olmanın avantajlarında şu arkadaşlar. Bizde ders, çok fazla derslerimiz var. 600-700 tane yakın ders var. O zaman bunlar neler dersinizse modelistlik, stilistlik, desinatörlük, grafikerlik, nakış, baskı, dikiş. O kadar çok ders var ki bunların hepsini sıradan sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu paylaşımlardan ilk haberiniz olabilmesi için mutlaka abone ol kısmına tıklarsanızsa bunlardan hemen haberdar olmuş olacaksınız. Ve bu noktada mümkünse sizden rica ediyorum abone olmanız veya diğer arkadaşlarımıza da bizleri tavsiye etmenizi sizden rica ediyorum. Bir başka isteğim de şu olacak. Bu derslerin başında veya sonlarında veya ortalarında reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Bu reklamlar bu hizmetin devamlılığını sağlamak için en azından çünkü biliyorsunuz bir hizmet devamlı olabilmesi için kendi ihtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor. Maddi olarak da karşılaması gerekiyor. O reklamlar da buna küçük de olsa bir katkı da sağlamış oluyor. Onu izleyip veya tıklarsınızsa bu katkıyı da bize sunmuş olacaksınız. Bu kadar da bizi bu noktalarda kolaylık sağlarsanızsa tabii ki memnun kalırız. Allah razı olsun derim. Ve şunu hemen belirtmemde yarar var arkadaşlar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın. Önce ön korsajı katlı olarak kopyalıyorum. Ön korsajı kopyalamadan önce eteği kopyalayacağım. Çünkü korsajımızda bir pensimiz var, pens kapama işlemimiz var. Bunu burada uygulamasını yapayım. Daha sonra korsajı kopyalayalım. Şimdi etek parçasını, alt etek parçasını önce
kopyalayacağım. Şimdi dedik ki karşılıklı birbirine bakan iki tane pilemiz var demiştik. Plikaşe ismini verdiğimiz. Bir pile için yine ben 8 santim kullanacağım. Önce 4 santimimi çizdim. Sonra tekrar 4 santimimi çiziyorum. Başlangıç noktamı belirledim. Şimdi burası direkt ön ortaya yerleştirerek şu kısmı direkt ön ortaya yerleştirerek pile boşluğumu vermiş olacağım. Kağıdımı katlı çalıştım. Sağ solu birden çıksın diye. Şu şekilde ayarlamamı yapıyorum. Çizdiğim 8 santimlik kısmı ön ortaya getirerek korsajdan kopyamı alıyorum. Hemen bu şekildeyken dikiş paylarımı da veriyorum. 3 santim eteğim. Şimdi buranın dik açısını alacağım ve ortaya katlayarak plikaşeyi tamamlayacağım. Basen çitimi atıyorum. Etek ucu çitimi atıyorum. Artı etek ucunda açılım yaptığımız için katlayarak gelişine göre uçurtmamıza, uçurmamasına bakıyoruz gelişine göre. Çok hafif bir çıkıntı oldu. Burayı da alıyorum. Şimdi burada çıtım olacak. Ve ön ortada çıtım olacak. Pile çizgilerimi diğer tarafa da geçireceğim ve katlamamı yapacağım. Ortada buluşacak. Şimdi katlıyorum. İlk planı katladım. Diğer tarafı gömdürüp öbür pilemi de ortaya katlıyorum. Katlayken yine ön ortaya doğru dikiş payını kesiyorum. Bu şekilde karşılıklı ön ortaya iki pilemizi katlamış olduk. Plikaşe diyoruz bu tarz sisteme.
Şimdi buradaki formu görebilmek için de açıp tekrar katlayırken korsaj kısmını kesiyorum. Çıkımız olacak. Ön ortada ve ilerilerin başlangıç noktalarında çıkımız olacak. Ön, alt, parça, çarpı 1, beden 38, model, simetrik, etek bu şekilde çalışmamızı sağladık. Şimdi korsajımızın uygulamasına gelelim. Korsajda kas kapama işlemimiz var demiştim. Onu direkt burada uygulamasını göstereyim. Pansın orta noktasını korsaja kadar birleştirdim. Dikiş faysız bir şekilde korsajımı kesiyorum. Şimdi pensimi kesiyorum. Ön orta diyorum. Burası da pens kenarım. Burası da pens kenarım. Ve yan. Pens boşluğunu atarak yapıştırma işlemi yapacağım. Ön ortayı kağıdımı katladığım yere yapıştıracağım. Pens kenarını diğer pensin kenarına yapıştıracağım. Oluşan kırıklığı da cetvelimle düzeltiyorum. Doldurma işlemi yapıyorum buraya. Burada doldurduğumuz kadar yaklaşık 4 milim kadar 4 milim kadar da bu ucu düzeltme işlemini yapıyoruz.
kapanmış oldu bu şekilde. Şimdi dikiş paylarına verebilirim. Yeni çizdiğim hatlardan birer santim dikiş payı vererek kalıbımı tamamlayacağım. Bir adet kesilecek. Beden numarası 38 model. Simetrik etkiliyorum. Korsajımı da tamamladım. Bu eteğimizin kemeri temel etekteki gibi bel ölçüsünde dikdörtgen yapılarak çalışılacak. Onu da tekrar edeyim. Şaltıya 3 santimlik dikdörtgenimi önce hazırladım. Daha sonra ilk payı veriyorum. 2,5 santim düğmelerle payı veriyorum. Daha sonra da her yerine 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Eğer kemerlerimize tele yapıştırmayacaksak 1 santim verebiliriz ama kemerlerimize de mutlaka tele yapıştırıyoruz. Arka orta çıktığını atmak istersek eğer 76 santimin orta noktasını bulup işaretliyorum. Yanlara da çıt atmak istersek 19-19 bunları da işaretliyorum. Belimin 4'te 1'ini işaretlemiş oluyorum. Kemer kalıbımızı düz ipi de uzun kenara. Verdiğim kısma çıtımı atıyorum. Yana gelecek noktalar çıtımı atıyorum.
Arka orta çıtımı atıyorum. Ve diğer yan çıtımı atıyorum. Kenar kalmamız da çıktı. Kenar çarpılıyor. Kenar kabuğumuzu da tamamlayarak eteğimizi bitirmiş oluyoruz.